Bismillahirrahmanirrahim. Kahramanmaraş'tayız. Sözleşmeli sılajcık mısır ektirdiğimiz tarlaları kontrol etmeye geldik arkadaşlar. Hay maşallah. İzzet. Efendim. Maşallah oğlum, ne güzel mısır lan. Adamlar yetiştiriyor abi. Maşallah. Doğru. Bravo. Bravo, 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 bravo. Hey babam. Şu boş yer yok, görüyor musun abi? Güzel. İzzet bir tanesini kır da içine bakmam. Ne zaman biçebiliriz bunu? Dur lan, israf etme. Getir. Şöyle kıral. Kır kır, ortadan kır bana. Evet, daha bir hafta var. Bir hafta sonra bunu biçeceğiz abi, tam. Evet, bir haftası var. Peynirleşmesi lazım, evet. Su çıkmıyor ama gene de bizim istediğimiz kıvamda değil. Bir hafta yok. Beklemesi lazım. Beklemesi lazım. Nişastasının iyice olgunlaşması lazım. Hep soruyorlar arkadaşlar, ne zaman biçecek Eşref abi, nasıl biçecek? Arkadaşlar şu taneyi elimize aldığımızda, şöyle sıktığımızda buradan su çıkmaması gerekiyor. Bak nasıl su çıktı. Bir daha yapalım aynısını. Her sene bunu gösteriyoruz ama yine de öğrenemeyen arkadaşlar, bak su çıktı. Su çıkmayacak. Bu su çıkmayacak. Bunda süt çizgisi görünmüyor ama şu tanelerin üzerlerinde böyle bir çizgi olur. Çizginin 1/3'ü sarıya döndüğünde hasat yapılması gerekir. İzzet, bura tarlanın başı, biraz da içine girek bana şöyle. Bir de bitkinin tabii böyle yemyeşil olması gerekiyor. Alttan yukarıya doğru her tarafının yemyeşil olması lazım ki yaptığımız silaj da yemyeşil olsun. Bunları aç lan, bunlara bak. Koparıp düşürme, üstünde kalsın. Heh. Güzel. Bunlar. Şunu bir ortadan ikiye kır bakalım. Şimdi daha iyi göründü. Bak. 1/3 sarı. 1/2 beyaz. Bunun 1/2 sarı, 1/3 beyaz olması lazım. Şu içerisindeki süngerimsi tabakanın en az olduğu mısırlar tabii ki daha çok istediğimiz çeşitler. Çünkü hayvanların yem yolunda şu ortadaki süngerlerden çoğunlukla görüyoruz. Hayvanlar onu yemiyorlar, tercih etmiyorlar. Sılajcık mısır seçerken buna çok dikkat etmek lazım. Gövdenin de yeşil olması lazım. Böyle yeşil aksam gayet güzel. Yani illaki dönümden 8 ton 10 ton verim almamız icap etmiyor arkadaşlar. Önemli olan bir mısır sılajında analiz değerleri çok önemli. Erken biçmişiz bir tane tarlayı. Mesela kuru maddemiz düşük gelmiş. Hemen biçimi durdurduk. Ne yaptık? Dedik bir hafta sonra biçelim. Bekleyelim. Bir hafta sonra biçeceğiz. Son suyu verilmiş. Yerdeki rutubeti görüyorsunuz. Aç bakalım şunu. Şuradan bir tane daha aç. Ya bu biraz daha hazır gibi sanki. Tepesini kır. Komple kökünü kendini kırma. Tepesini kır lan. Bir şey olmaz abi. Lan bir şey olmaz olur mu oğlum? İsraf bu. Olay meydana geliyor mu? Ver bana. Maşallah. Ha? Sırt ekimi güzel. Sırt ekimi yapılmış değil mi? Güzel. Bunu biçerken bir sigara paketi kadar dabanda kalıyor. Güzel. Yani çiftçi güzel. Açısından evet. Da avantajlı. Tabii, çiftçi açısından avantajlı. Sırt ekimi yapıldığı için göster elinden. Şöyle. Makine oradan içinde. Alıyor değil mi? Evet, bir paket. Yani şöyle bir 10 santim evet. Falan. Makinenin biçmesi kalıyor. De kolay. Yerde malzeme de malzeme kalmıyor. Malzeme kalmıyor evet. Bu da bir avantaj diyorsun yani. Tabii. Kökten yukarıya doğru yeşil olması da ayrı bir avantaj. Evet. Değil mi İzzet? Evet. Sılaj hem yemyeşil çıkar. Tabii kaliteli mal çıkar. 16 santime ektik değil mi bunları? Bunlar 14. 16 mı 14 mi bunlar? 14. 14. 14. Evet, şuraların içine göçmüş olmasını gördük. Tabanda da suyu var, toprakta darbızı var. Darbızı bizim bu var, bölgelerde hava da müsait. Serin gidiyor. Bir hafta zamanı var bunun biçilmesi. Değil mi? Evet. Önümüzdeki pazar günü gireriz. İnşallah. Bir şey olmazsa. İnşallah. Şuradan birkaç tane yeşil içini açmadan al da götürüp şey yapalım, pişirelim. Onlardan olmaz abi, daha geçik biraz. Ha, geçik olsun, ben var. Böyle seviyorum. Şöyle al da. Çok değil. İki tane, üç tane yeter. Şöyle yeşil. Kart olmasın ha. Evet, gayet güzel. Arkadaşlar, bütün tarlaları enine boyuna bu şekilde kontrol etmemiz gerekiyor.
aksi halde henüz olgunlaşmamış bir yeri biçmemiz durumunda hem nişasta değerleri düşük çıkar arazide, hem de kuru maddesi düşük çıkar. Her yeri kontrol etmek zorundayız. Tarlanın bir tarafı bir tarafını tutmaz. Mesela tarlanın bu tarafında su beklemiş, su durmuş. Tesviye sorunu var. Buradaki olgunlaşmayla diğer taraftaki olgunlaşmalar bir olmaz. İzzet şuraya gel bakayım, şuradan bir de boyuna posuna da bak. Gir içeri doğru. Ah, kaldır elini. Güzel. İyi. Hayırlı uğurlu olsun.